dünyevileşmenin ilk izleneceği yer, insanlardan haya duygusunun kalkması olduğunu görüyoruz. Banka sayısı artmadan önce, hayalı insan sayısı azalmış olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, ashabına, Allah'tan utanın ha hakkıyla utanın haya edin demiş buyurmuş sahabeden biri de ya Resulallah bizde bir hayasızlık görmedin değil mi yani utanıyoruz biz yüzümüz kızarıyor öyle değil buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem efendim haya o değil kafanızda ne varsa göz kulak dil burun onlar utanmanın etkisiyle yaşasın Mide sistemiz karnınızda ne varsa utandığınız oradan belli olsun buyurmuş. Ne demek bunlar? Yani senin gözün haram görmüyorsa utanıyorsun demektir. Be adam niye çaldın bunu dendiğinde elbette yüzün kızaracak. Haram bir iş Allah'ın haram ettiği bir iş senin kulağına söz olarak girmemeli. Sen hayalı bir mümini sen sözünden belli olmalı. Hayalı bir müminin midesindekiler dışarı çıkarılacak olsa, laboratuvara konacak olsa, haram yoktur o gıdada. Çünkü hayalı bir mümindir bu. Dünyevileşme girebilmesi için bir eve, o evde 20 yaşında genç bir kızın, 70 yaşında babasının önünde ayak ayak üstüne atma cüreti gösteriyor olması lazım. Dünya önce önünde engel gördüğü hayayı kaldırarak girer. Çünkü insanların gerek birbirlerine karşı, gerek Allah'a karşı hayaları, utanmaları devam ettiği sürece dünya oturacak yer bulamaz camilerde. İnsanların meclislerinde oturacak yer bulamaz. Bunun için biz dünyanın içimize sızıp dünyalık Müslümanlar haline getirmemesi için bizi bankalarla ve benzeri filanca kötü yerlerle uğraşmadan önce biz dünyalık adamlar adayı olup olmadığımızı test etmemiz gerekiyor ki bu da ancak içimizdeki haya duygusunun yüzde yüz baki olup olmadığı ile ilgilidir.